Belediye başkanlığı için 181 oy. Belediye meclisi üyesi için kaç oy? AK Parti'ye. Tıklayın arkadaşlar. Bakın siteye ulaşılamıyor diyor. Ve şu an muhtemelen CHP tarafından site kapatıldı. Ya da izleyicilerimizin yoğun bir tarafı yok, şimdi geride geldi. Geri gelelim. Evet. Şimdi bir gün gören 1145. Emin olmadan da bir şey söylemeyelim. Tamam. O ortada belediye meclis seçimleri. Tıklayalım lütfen. Evet. Kaç oy gitmiş AK Parti'ye? 116 oy. Bakın evet, arkadaşlar. Tıklandı. Peki Büyükşehir'e. Büyükşehir'e bakıyoruz. Binali Bey'e giden oy. Tıklayın arkadaşlar. Evet. Site. Sıfır oy. Bakın sıfır oy. Güngören'den AK Parti'nin tekrar söylüyorum kalesi olan bir noktadan 1145 numaralı sandıktan AK Parti'nin ilçe belediye ve belediye meclis üyelerine çok oy çıkıyor. Ancak iş Büyükşehir'e gelince nedense sıfır oluyor. Devam ediyorum Bayrampaşa. Şimdi burada vurguladığımız nedir? Bir net söyleyelim. Şimdi yani... bakın vurguladığımız şey şu. Burada bir dalavere oldu seçimde. Ne oldu? AK Peki bunların Parti'nin... tutanakları da var mı bir yandan? Biz CHP aynen, sitesinden aynen. veriyoruz. Herhalde biz şu an CHP'nin sitesinden yapıyoruz. Şimdi Salih Naiman seçimlerde dikkat ederseniz AK Parti ilçelerde zaferle çıktı. Doğru mu? Ancak Büyükşehir'de Ekrem İmamoğlu kazandım dedi. Tezat bir durum değil mi? En fazla ilçede AK Parti kazanıyor. Ancak ilçeyi, Büyükşehir'i Binali daha doğrusu Ekrem İmamoğlu kazandım diyor. Şimdi araştırdık. Öyle bir şey yapılmış ki ilçelerde oylar AK Parti'ye gidiyor. Doğru. Belediye meclis üyelerinde de yine AK Parti'ye gidiyor. Ancak Büyükşehir'e gelince nedense sıfır oluyor. Şimdi burada önemli olan sanırım CHP'nin sitesinde ne yazdığı değil ama Yüksek Seçim Kurulu'nun tutanaklarında ne yazdığı. Kesinlikle. Orada ne yazıyor? Ona da geleceğiz. Birazdan ona geleceğiz. Arkadaşlar çatal